bizi kırmadılar çok şükür, sağ olsunlar. Kendisini takdim edeceğiz. Son olarak da Tuna Köprüsü adı altında çok hoş bir esere imza attı. Kendisi zaten Türkçeyi de çok güzel konuşuyor. Türk eserlerini Macarca'ya kazandırmak hususunda mahir bir insan. Kendisinden öğrenebileceğimiz çok şey var. Macaristan'da Türkoloji adına neler yapıldığına dair bizi bilgilendirecek. Dinleyip istifade etmeniz bizim için önemli. Malum Türkoloji bölümlerinin kaynak itibariyle kendi dilimiz ve edebiyatımız, kendi coğrafyamız olmakla birlikte yurt dışında da konuyla alakalı pek çok çalışma yapılıyor. Macaristan'da da Türkoloji adına önemli kürsüler mevcut, önemli insanlar mevcut hem geçmişte hem günümüzde. Biz size günümüzde kanlı canlı yaşayan bir Türkoloji abidesini getirdik. Serdar Hocam, siz bir iki hocamızı takdim edin isterseniz. Daha sonra hocamızı kürsüye alalım. Tekrar hoş geldiniz Sayın Hocam. Sizler de dönemdir şunu. Gencecik iken başladı. Ben üniversiteye girdiğimde, tabii artık çok yaşlıydı. Ve benim ilk iki yılımda, üniversite, yani birinci, ikinci sınavım sınıfındayken benim hoca idi. Yani öyle bir zincir ki Bamberi ile başlıyor, onun öğrencisi ve ben Yulani Metin öğrencisi. Yani onu gören, hatta ondan ders alan hayattayken insan artık sanırım çok az. Hatta şöyle bir anımı, yani ben soruya yer bırakmıyorum. İsterseniz benim sözlerimi kesin. Tamam, şöyle bir şey oldu. Ben üniversiteye gidildikten sonra şimdi sıçradım. Macar Radyosu'nun Türkçe yayınlarına girdim. Ve o zaman artık işte genç radyoer olarak gittim eski hocama. Ve onun röportajını yaptım. Kendisi tabii çok yavaş konuşuyordu. Çok yavaş konuşuyordu. Yani derslerde her kelimesini biz yazabilirdik. Tabii o zaman bilgisayar falan yok. Deftere not alıyoruz ama diğer hocanın derslerini not alıyoruz ama hocanın her kelimesini yazabilirdik. Öyle bir dönem yaşadık. Ondan sonra kendisiyle bir röportaj da yaptım. Ve benim ilk röportajım biriydi. Magnetofonu doğru dürüst çalışamadım. Radyoya döndüm, bant boştu. Bir tekrar gittim hocaya, dedim özür diliyorum. Bir tekrar söyler misiniz? Tabii beni kırmadı. Hatta ben şimdi daha güzel konuşacağım dedi. Yani böyle bir hayat diyeyim. Arayabilir miyim hocam? Buyurun. Ben en çok yolda gelirken de konuştuk. Hani Türkçe-Macarca ilişkisinden bahsettiniz aslında. Birazcık öğrencilerimize o ilişkiden bahsedebilir misiniz? Siz nasıl Türkçe öğrenmeye başladınız? Öğrencilik yıllarında yani Türkçe ve Macarca arasındaki ortaklıkları nasıl keşfettiniz? Ve kelimelerden, hatta cümlelerden, dekan beyimizin odasında verdiğiniz cümlelerden de örnek verebilirseniz seviniriz. Şöyle bir şey oldu, bilmiyorum Türkiye'de nasıl. Macaristan'da insanlar okulda grammarı, yani Macar dil bilimini pek sevmiyorlar. Fakat benim çok iyi bir hocam vardı bu açıdan. Ve o Macar grammarına karşı bende bir ilgi uyandırdı. Ve ben dilci olacaktım, Macar dilinin uzmanı diyeyim. Bu fikirle üniversiteye girecektim. Fakat bizim dönemimizde, bizim üniversitemizde herkesin iki branşı mecburen vardı. Ve tabii ben bu dil, Macar dil ve edebiyatı yayına bir şey seçmek durumundaydım. Ve bir akrabamızın önerisiyle, ki hoca dilinde Türk alıntı kelimeleri var, dil ilişkilerimiz var, sen Türkçeyi seç dedi. Ve böyle işte Macar Dil ve Edebiyatı ve Türk Dil ve Edebiyatı adlı
iki branşa başlamıştı. Gene de 5 yıl boyunca ben aslında Macar diline gene de ağırlık verdim. Fakat Macaristan'da o dönem bir Türkoloji kürsüsü var. Çok eski, çok önemli. Fakat çok az öğrenci arıyor. Çünkü Macaristan'da Türkoloji ile iş bulmak o kadar kolay değil. Bir Budapest'te de bir Türkoloji kürsüsü var. Ondan sonra Szeged Üniversitesi'nde şimdi var bir ateistik kürsüsü. Fakat benim dönemde o da yoktu. Yani bir hoca övmeden biz kürsüye giremezsiniz aşağı yukarı, bu kadar vahim bir durum. Yani ben diyeci olacaktım, öyle devam. Şimdi Macar Türkolojisinin öneminden değil, niye bu kadar erken kuruluyordu? Çünkü Macaristan'da Türkoloji bir nevi ulusal bilim dalı sayılıyor. Biz Macarcayı, pardon, biz Türkolojiyi kendi özgeçmişimizin açısından seyrediyoruz ve araştırıyoruz. Onun için bu küçücük kürsüde, ki çok az öğrenci alınıyordu. Mesela ben öğrenime başladığımda birinci sınıfta biz iki kız idik ve beşinci sınıfta iki öğrenci vardı. Biz de üniversite beş yıllık. Beşinci sınıfta iki öğrenci, birincide iki öğrenci. 3 yıl boyunca öğrenci hiç alınmadı. Yani hocaların sayısı öğrenciden biraz farklı. Biraz fazla. Ve bu küçücük kürsüde de eğitim ta iki kola ayrıldı. Bizim öğrencilerimizden isteyen filoloji öğreniyordu, isteyen de tarih öğreniyordu. Şimdi tarih çok basit, Macaristan'ın Osmanlı dönemine ait araştırmalara yönelik idi. Filologlar ise ben de öyle tabii dil meraklısı olduğumdan, biz doğru dürüst bugünkü Türkiye'nin Türkçesini öğrenemedik. O dönem ben 62'de, düşünün, ben 62'de üniversiteye girdim. Ve o zaman iki ülke arasında demir perde var. Yani Türkiye NATO ülkesi, biz de Varşova Paktı ülkesi. İlişkiler hemen hemen yoktu. Yani ben üniversite bitirdikten 3 yıl sonra 3 günlük bir yılbaşı organizatörüne katılarak ilk Türkiye'ye gelebildim. Bugün artık tabii durum çok başka. Erasmus var, bilmem neler var, bir sürü olanak var. Ayrıca Macarlar mesela burasını çok severler. Özellikle Güney, işte Antalya, Alanya o yerleri, yani akın akın geliyorlar buraya tatil almaya. Fakat bizim dönemimizde bunlar yoktu ve okutmanımız da yoktu. Türkiye Türkçesini fazla göremedik. Fakat her semestrede başka başka Türk dillerinden numuneler okuduk. Yani başladık Orkun yazıtlarıyla, Kaşgarlı'yla, ne bileyim, Karahanlı da dilinden örnekler. Ondan sonra Çağatayca'dan, Çuvaşçayı, Yakutçayı, Azeri dilini böyle sırayla hepsinden birazcık okuduk. Ama o okumakta çok yavaş geçti. Çünkü dedik ki bak burada kelimenin başında K var. Yani Kıpçak dillerin kelimelerin başında K iken Oğuz dillerinde G var. Ve böyle karşılaştık. Yani benim üniversite hayatım bunları öğrenmekle geçiyordu. İşte işin artık sormadan devam ediyorum isterseniz. Ben böyle 5 yıl öğrenim yaptıktan sonra gene de nerede çalışacağımı bilmiyordum. Fakat o dönem bizim kürsümüze Macar
Radyosu'nun Türkçe yayınlarından bir telefon geldi. Şimdi mezun olan öğrenciniz var mı diye. Yani ben oraya gitmiştim. Ben hiç hatırlamıyorum. 5. sınıftayım artık. Ve o 5. sınıfta iken bile hiç Macarca'dan Türkçe'ye bir kelime bile çevirmedim. Yani öyle bir dil öğrendim. Ve radyoya gittiğimde böyle bir gazete alın verir diyelime bunu çevir diye. Ki o ilk çevirimdi. Hani Macarca'dan Türkçe'ye bir cümle. Tabii çok kötüydü. Fakat sizin bir şeyiniz var, atasözünüz, yani bilmem ne olmaz, keçiye Abdurrahman derler. Onun olmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler. Ha, yani ben bu durumdaydım, daha iyisi yoktu, beni aldılar. Ve o işte, benim mezun olduğum yıl 67. 67'de biliyorsunuz çok büyük sayıda Türk misafir işçi denilen Türk vatandaşı aslında Batı Almanya'da, o zaman Batı Almanya var, Batı Almanya'da çalışıyor. Ve henüz televizyonda yok. Yani radyo çok değerli, çok ilgi çekiciydi. Ve yılda o zaman öyle 40 bin civarında mektup aldık. O mektupların bir kısmı Türkiye'den, bir kısmını da Batı'dan geldi. Mektupların çoğunda dinleyici istekleri vardı. Yani hem o zamanki plaklardan, yani böyle en sevilen şarkılardan, tabii halk türkülerinden isteyenler vardı ve onlar Türkiye'den Almanya'ya, Almanya'dan Türkiye'de mesaj verdi. Yani ben başladım bu mektupları okumakla ve sınıflandırmakla. Ondan sonra işte biraz alıştım mı o zaman artık bu dinleyici istekleriyle meşgul olmaya çalışıyordum. Ve daha sonra işte başka çeviriler. Yani ben uzun yıllar boyunca ben Türkiye'de, ben bu radyoda çalışıyorum ama aslında Türkçe öğreniyorum. Ve öğreniyorum ve ben para alıyorum. Yani bu güzel bir hal değil mi? Yani insan para ders için ödemiyor da tam tersi para alıyor. Yani benim Türkçem böyle başladı. Radyoda çalışa. İki ülke arasında bu kadar az resmi ilişki olduğu için Türkçe konuşan çok az idi ülke çapında. Bu demek ki heyetler geldiğinde, girdiğinde eninde sonunda herkes Moca Radyosu'nun Türkçe yayınlarını buluyordu ve ben çok böyle heyetlerle gidip geldim, tercümanlık yaptım. O da çok ilginç bir tecrübeydi. Yani Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nden grevde olan iş yerine kadar çok türlü yer gördüm ya da belki de Türk vatandaşın gidemediği yerlere. Mesela özel cumhurbaşkanı iken Körfez Budanemi iken ben bir televizyon heyetiyle geldim, film yaptık. Özel diyor ki ben yarın Pakistan başkanıyla Kabul sınıf kapısında bulunacağım. Siz de gelin. Yani o öyle dediğinde uçak bulundu, araba bulundu, gittik oraya kadar. Ve orada gökten özellikle Pakistan başkanı indi helikopterle. Orada Pakistanlılar vardı. Çünkü Körfez bunalımın nedeniyle onları böyle dışarıya kaçırdılar. Orada bir başlarına bir şey gelmesin diye. Yani orada röportaj yaptık mesela. Şimdi o sınır kapısını aranızdan giden yok herhalde. Ben orasını da gördüm. Yani ben
hayatımda aslında çok memnunum. Böyle renkli renkli geldi. Ve geldim Artıkça Birmen diye. O da sandı ben, görüyorsunuz yani üniversiteye girmem, Türkçe öğrenmem de bir rastlandı diyebiliriz. Ondan sonra iş bulmam da bir rastlandı. Yani benim hedeflerim arasında olmayan bir şeydi. Türkçe Birmen de şöyle oldu. Bulgaristan'da, Sofya'da yaşayan bir Türk yazarı, adını da söyleyeceğim, Fahri Erdinç geldi Budapeşte'ye. Onun arkadaşları bizim radyoda çalışanlar arkadaşlarıydı. Geldi bizi ziyaret etti. Ondan sonra onun bir yayın eviyle işi vardı. Oraya gidecektiler. En genci ben idim o zaman. Bizim bir yayın servisimizde. Edith sen git dediler. Gittik o zamanki en büyük yayın evimizin ki zaten devlet evinde 4 tane yayın evi vardı bütün ülkede. Yani biri Çağdaş Macar Edebiyatı, diğeri Klasik Macar Edebiyatı, biri uluslararası yani yabancı dillerden çeviri kitapları ve çocuk edebiyatı. Yani 4 yayın evi. Toplam olarak. İşte bu yabancı dilden çeviri yapan yayın evine gittik. Orada bir editör hanım vardı ve şey dedi. Yani ben o adamı tanıttım, onlara çeviri de yaptım. Bu editör hanım bana diyor ki, ya biz şimdi bir şey yapmak istiyorsun, bir Türk öykü antolojisini sana bir öykü veriyorum. Sen bunu çevir dedi. Bir bak bakalım dedi. Bu da Yaşar Kemal'ın Sarı Sıcak adlı öyküsü. Ben onu çevirdim. Ve çok sonra öğrendiğim gibi benim çevirim kondu bu kitaba. Oysa bütün o kitapta yer alan herkese numune olarak yani sınav olarak bu öykü verildi. Yani benim acemice yaptığım iş de böyle kabul edildi hemen. Ve tabii ki bana bu büyük bir gurur kaynağı oldu ve beni bu yola itti diyebilirim. Sayın Hocam, bir de sözlük çalışmanız var. En kapsamlı, en hacimli. Evet. Macarca, Türkçe, Türkçe, Macarca. Yani sözlük yoktu. Üniversitede Türkoloji'ye girmek için bir yabancı dilmek şartı konuşuldu zaten. Çünkü sözlük yoktu. Yani ben üniversiteye girdiğimde Fransızca, Türkçe, Türkçe'den Fransızca sözlük kullanıyordum. Tabii bir gün geldi ki artık Fransızca bir Türkçe açtı. Yani o sözlükleri kullanamamak durumuna geldi. Yani sözlük yoktu ki bu köklü Türkolojiye sahip bir olan Macaristan'ın bir ayıbıydı. Yani biz borç olarak biliyorduk. Ve nihayet benim hocam, üniversitede hocam olan Profesör Jura Kakuk'un yönetiminde ve radyoda çalıştığım uzun 10 yıllar boyunca beraber çalıştım. İki Türk arkadaşımızın katılımıyla, yani iki Macar, iki Türk, kapsamlı güzel Türk, Türkçe'de Macarca ve Macarca'dan Türkçe bir böyle bir sözlük çiftini hazırladık. İlkini 12 yıl boyunca hazırladık. Diğer ikincisini artık daha çabuk 4 yıl boyunca. Benim en büyük rüyalarımdan, isteklerimden biri şu an bu kitabın, bu sözlüğün Türkiye'de de kullanıma
gelmesi. Çünkü Türkiye'de halen böyle bir sözlük yok. Bu konuda görüşmeler yapıldı da bizim Macaristan'daki sözlüğü çıkartan yayın evi ile Türk Dil Kurumu uzmanları ile filan. Fakat şimdiye kadar burada bu teknik ve belki bürokratik engeller nedeniyle henüz Türkiye'de bu kitaplar bulunmuyor. Oysa biz bunu yapırken yani bütün kısaltmalarıyla, her yoluyla öyle yaptık ki ister Macarca'dan Türkçe'ye öğrenim yapan ya da Türkçe'den Macarca'yı öğrenen herkes için kullanabilecek bir sözlük olsun diye yani öyle hazırlandı. Maalesef yok Türkiye'de ama inşallah bir gün gelir buranın yolunu bulur. Sayın Hocam, şimdi insanoğlunun en fazla dikkat süresi 3 dakika, yani bir toplulukta bir konuşma olduğunda en fazla 3 dakika dinleyebiliyorlar aslında. Ben birazcık öğrenci arkadaşların ilgisini çekebilmesi açısından, onların bir Macarca bilgisini test edelim mi? Edelim. Yani bir Macarca cümle söyleyip tahmin edebilecekler mi bakalım Türkçesini? Tamam. Bir kısa bir Macar cümlesini söylüyorum. Tabii biraz suni cümle. Şöyle. Jebemben şok kiçi alma van. Tahminleri alabiliriz. Eğer tahmininiz varsa. Tekrar edelim. Tekrar. Jebemben şok kiçi alma van. Aslında Türkçe. Türkçe'ye benzeyen kelimeleri bunun içinde. Çok şok, evet. Çok küçük. Çok şok. Küçük, küçük değil mi? Çok alma. Küçük elman var. Cebinde çok küçük elman var. Cebinde de jeb. Cep. Yani cebimde çok küçük elma var. Bu çok ilginç. Aslında bir dilcilik açısından bakarsanız cebimde bu cep kelimesi Macar diline Osmanlı döneminde geçiyor ve halen kullanılıyor. Yani Osmanlı döneminden kalma bir sözcük. Fakat burada görüyorsunuz iki dil arasındaki benzerlikleri de görebilirsiniz. Yani herhalde siz İngilizce falan öğreniyorsunuz. Onların gramer yapısı çok farklı. Fakat siz cebim yani iyelik eki geliyor. Oradan sonra da belki ve ses uyumu var. Cebim de. Macarca da aynı şey, cebim, gene m eki geliyor. Ondan sonra sizin dade eki, Macarca ban, ben. Şimdi bu ince olduğu için cebem, ben. Çok, şok, o çok eski bir kelime. Dilcilerin görüşüne göre... Biliyorsunuz Türkçe Altay diller ailesine bağlıdır. Bizimki de Finnugor dillerinin. Finnugor diller de Ural dillerinin mensubu. Yani bu çok ve şok kelimesi çok eski bir Ural Altay kökenine sahip bir kelime. Sonra cebimle çok küçük diyoruz. Küçükten geliyor. Küçük de Macar diline, Macarların bugünkü yurduna gelmeden önce, yani yurt kurmadan önce diyoruz biz. Yurt kurmadan önceki Türk kelimelerinden biri. Elma da öyle. Hatta Macarca'da asıl durumuyla kaldı. Olma diye. Yani böyle, siz artık böyle bunu ses uyumunu kaldırdınız bu kelimeden nedense. Almadan elma oldu. Yani çok, çok küçük elma var. Yani var ise Macarca'da var. Yani kelimeler ortak bir cümle.
böyle başka daha benzer kelimeler var mı hocam Türkçe Macarca arasında? Günlük Macarca'da kullanılan. Tabii çok var. Yani öyle aslında Macar diline üç grup halinde kelimeler geldi. Biri biz, yani sizin dedeleriniz, bizim dedelerimiz böyle kabimler halinde Asya'nın batısında, Ural'ın bir tarafında gezip dolaştılar ve birbirleriyle çok yakın ilişkilerde oldukları dönemde. O dönemden böyle 300'e yakın kelimemiz var. Mesela konuştuk işte öküz, ökü. Macarca'da ökür diyoruz. Bu da reze değişimi de bu Türk dillerinde var olan bir olay. Yani demek ki bizim dedelerimiz bu re türlerini kullanan eski Türk halklarıyla beraber yaşamışlar. Yani dilcilere göre bu bir Çuvaş tipi dildi. Yani bugünkü Çuvaş'ta nasıl bizde ökör var, Çuvaşça'da bu relih kelimeler var. Mesela keçi. Macarca keçke. Veya bu balta diyoruz bizde. Böyle çok var. Bir ikinci grup Moğol istilası başladığı dönem onlar işte doğudan batıya akım yaptıkları dönemde onların yoluna düşen halklar kalktılar, kaçmaya başladılar. Ve bir Kıpçak grubu ta Macaristan'a kadar geldi. Macaristan'da ki Moğol istilasının tarihi 1241. Yani ondan önce bu Kıpçaklar bize kadar geldiler, Kumanlar idiler bunlar. Ve o zamanki Macar kralından kalma isteğini, kalmalarını ifade ettiler ve o izin verildi. Tabii 13. yüzyıldayız, o zaman bugünkü kalabalık yok. Yani ülkenin çok boş yerleri var, kalıyorlar orada. Ve bugün de o büyük kumanlar, küçük kumanlar diye bir kısmı var Macaristan'ın. Oradaki kumanlar arada geçen 6-700 yıl boyunca tabii eski kuman dillerini unutmuşlar. Fakat birkaç kelime, mesela çizmir, kazan gibi kelimeler o zaman bizim dilimize girdi. Birkaçı böyle bir düzine kadarı bugünkü Macarca'da da kullanılıyor. Diğerleri o yörenin şeyinde, lehçesinde kullanılan, yani bütün Macar dilinde artık kullanmayan ama orada hala yaşayan kelimeler var. Üçüncü grup da Osmanlı döneminin kalıntıları. Tabii o dönem, bu Yüzel Macaristan'da Osmanlı dönemi 150 yıl boyunca sürdü. Ve o zaman çok daha büyük sayıda kelime kullanılıyordu. Fakat tabii Osmanlı'ya çekildikten sonra o kelimelerin büyük bir kısmı, hele o dönemin idari kavramlarına ait kelimeler gitti. Fakat mesela finca diyoruz, fincandan gelme, cezme de biliniyor hala. Demin dediğimiz cep. Böyle. Yani onlardan kalma kelimelerimiz var. Türk-Macar edebi ilişkilerinde ben daha çok Macarca'ya kazandırdığınız eserlerden bahsetmenizi istiyorum Sayın Hocam. Yani hem sizin çevirirken hoşunuza giden eserler hangileriydi? Bunlardan biraz bahseder misiniz? Ben sayısını bilmiyorum ama kitap olarak, yani roman olarak böyle 60 kadar çeviri kitabım var sanırım. Ondan sonra işte dergilerde, antolojilerde daha işte şiirler, öyküler. Çok şükür bu hemen hemen hepsini severek yaptım. İlk çevirimden bahsettim. İlk roman çevirimde Yaşar Kemal'den oldu.
o zamanki yayın evi bir yerde bu orta direk konusunda birçok olumlu bir eleştiri almışlar bir yerde. Fakat o eleştiri romanın İngilizcesine dayanarak yapıldı ve yayın evi beni buldu ve dedi ki bu çok güzel bir romanmış fakat biz ikinci bir dilden çeviri yapmak istemiyoruz. Yani bunun Türkçesini biliyor musunuz ve çevirebiliyor musunuz? Biraz araştırma gerekiyordu çünkü Türkçe adı Orta Direk. Biliyorsun Yaşar Kemal'in bir İngiliz eşi vardı Dilda. Dilda'nın çevirisiyle İngilizce çevirmiştir ve İngilizce başlığı da The Window Plane idi. Yani şimdi bu The Window Plane hangisi işte kitaba girdim konusunu araştırdım hangisiymiş bu. Fakat ben de bu orta direk kelimesine çeviremedim. Yani Macarca'da orta direk böyle bir mimari terim gibi kalıyordu. Onun böyle mecazi anlamı yoktu. Ve dedim yani Yaşar Kemal'in eşi bunu değiştirebilirse ben de değiştirebilirim. Bilmem siz bir okudunuz mu bu romanı? Yani çok çok bir anekdota gibi olsun. Bu romanın şeyini buldum Türkçesini. Şöyle başlıyor. İlk cümlesi. Döngele geldi, kapımıza dayandı. Döngeleyi biliyor musunuz? Yani ben de bilmiyorum. Söz, benim küçük sözlüğümde de yok. Ondan sonra radyoda beraber çalıştığım Türk arkadaşlarımı sordum. Onlar da bilmiyorlardı. Yani böyle başladı işim. Fakat aklıma da geldi. Bunlar İngilizceden okumuşlar. Gittim İngilizcesini istedim. Benim İngilizcem çok zayıf. Fakat İngilizceden Macarca'da çok güzel sözlüğümüz var böyle kalın kalın. Yani döngelenin bir dikenli bir bitki olduğunu öğrendim. Ve o direk aslında bir köyün pamuk için Çukurova'ya inmesinin yani sırf köyden Çukurova'ya kadar yolculuk anlatılıyor. Ve tabii çok zor. Yani yaşlılar, kümes hayvanı her şeyi götürüyorlar. Zor. Tabii başka olaylar da var orada. Neyse. Yani Macarca'da bir ördek sakir, yani şeytan arabası diye bir bitki var. Yani şeytan arabalarının yolunda diye bir isim verdim bu kitaba. Tabii o gün bugündür çok şey yaptım. Yani bir sizin bir Nobel ödülü yazarınız da var. Orhan Pamuk'un romanları Macaristan'da ikinci yıldan çevirileriyle girdi. Kar, Beyaz Kale ve Yeni Hayat başka dillerden çevrildi. Ve ben o zaman bir yayın evine bir mektup yazdım. Yani siz beni tanımak mecburiyetinden değilsiniz. Benim artık bibliografim bu kadar. İsterseniz size bir prova çeviri yapayım. Fakat artık bu dünyada ikinci dilden çeviri olmasın dedim. Sesse daha yoktu. Bu arada bir rastlantı eseri ben İstanbul'daydım. İletişim yayın evinin müdürünü tanıyordum. Ona işte selam vermek için telefon açtım. Nihat Bey diyor ki ya hadi burada mısınız gelin. Çünkü bizim yazarımız Orhan Pamuk Nobel aldı. Onun için bir kokteyl düzenliyoruz. Siz gelin, katılın. İşte Orhan Pamuk'la böyle tanıştım. Ona dedim ki, yani bakın sizin romanlarınızı ikinci dilden çeviriyorlar. Ve yayın evinin şeyinde, web sayfasında mesela sizin romanınızı, benim adım Kırmızı,
İngilizden çevrildiği için şey yazırdı. Macarca tabii kızıl, yani kırmızı değil, kızıl kelimesi kullanıyor. Yani Macarca'da var, kızıl ve kırmızı ayrı. Dedim, bakın böyle bu kızıl kelimesi kullanıyordu. Öyle baktı bana, komünist gibi kızıl. Evet, öyle dedim. Yani belki de onun etkisiyle, yani birazdan sonra o yayın evinden şey geldi, bana sözleşme teklifi geldi ve para kitabı, benim adım Kırmızı'yı, Masumiyet Müzesi'ni kırmızı saçlı kadın ve bir tane daha. Kafamdaki tuhaflık. Yani beş tane Pamuk Ruhu'nu çevirim ben. Böyle kadın kadın bunları ve tabii bunları çok büyük ilgiyle ve severek yaptığım tercümeler, çevirirler bunlar. Ben bir de Macaristan'dayken şeyle karşılaşmıştım hocam. Nasrettin Hoca ile Macaristan'da karşılaşmıştım. Biraz bize Macar Edebiyatı'nda Nasrettin Hoca'nın yerinden bahsedebilir misiniz? Evet. Yani müzik sınır tanımıyor derler, fakat fikralar da aslında öyle. Yani fikralar böyle bir ülkeden bir ülkeye, bir dilden bir başka dile girmek yolunu buluyorlar. Yani fikraların bir kısmı böyle uluslararası hale geliyor. Yani bizim öyle fikralarımız var. Kahramanın adı bilmem filanca köyün köylüsü. Bir başkasının bir çingene. Bir öbüründe bir çok popüler olan Macar Krali Makyaj. Fakat hikaye ordu gibi sizin Nasreddin Hoca fikrası gibi. Yani ortak malımız diye sayabiliriz. İlle de işte Türkçeden abici değiliz belki de, fakat gene de geliyorlar bu fikralar birbirlerimize. Macaristan'da tabii Yunus Emre Enstitüsü'nün kurumunda da çeşitli görevlerde bulundunuz Sayın Hocam. Orada da bazı programlar yaptınız. Yunus Emre hakkında ve Macaristan'daki bazı sokaklarda da özellikle Gül Baba, Atatürk'le ilgili bir sokağınız daha var orada. Biraz bu imajlardan da bahsedebilir misiniz Sayın Hocam? Evet. Tabii ki Macarların ve Türklerin ilişkilerinin geçmişin derinliklere kadar uzanması Macaristan'da bilinen bir şeydi. Türklere karşı ilgi var. Zaten tarihimizin en eski dönemlerinde, daha yeni dönemlerde de ilişkilerimiz oldu. Mesela Macarlar için çok önemli olan bizim 1848-49 Özgürlük Savaşımız, Habsburglara karşı yürütülen savaş, yenilgiye uğradıktan sonra Türkiye, yani Osmanlı İmparatorluğu tabii o zaman, bu bizim kaçan milli kahramanlarımıza kapılarını açtı, onlara sığınmak olanağını sağladı. Belki aranızda bilen var, Tekirdağ'da bizim Prens II. Ferenc Rákóczi hayatının sonuna kadar kaldı, orada Rákóczi Müzesi var. Bu Özgürlük Savaşı'ndan yöneticimiz, o zaman ülkenin naibi olan Lajos Kossuth Kütahya da 1,5 yıl kaldı. Ve onun beraberinde o savaşa katılan askerler gelmişler. Yani bu nedeniyle biz Türklere minnettarız. Onun için işte Türklerle ilgili isimler var şehirlerimizde. Onun dışında Atatürk hakkında şunu söylememiz lazım.
biliyorsunuz birinci savaş, birinci dünya savaşına Macarlar da Türklerle aynı saftan katılmışlar ve her iki ülke, yani üç ülkeler arasında Almanya'dan yana yerini buldu. Ve nasıl siz de bu şey anlaşması yapıldı? Sizden önceki Mondros. Yani siz ülkenizin büyük bir kısmını kaybedecektiniz. Mondros. Fakat Atatürk geldi, bir özgürlük savaşını başlattı ve onun bu Kurtuluş Savaşı'nın sonucunda en azından Türklerin oturduğu topraklarını geri alabildiniz. Biz gene aynı sırada bizim Trianon Anlaşması yapıldı ve Macaristan'ın üç topraklarının da halklarının nüfusunun da üçte ikisi gitti elimizden. Yani Macaristan, eski Macaristan'ın ancak ortası kaldı. Bizim böyle sizin Atatürk'ünüz gibi bir kaptanımız maalesef yoktu. Yani biz Trianon Anlaşması'yla kaldık. Oysa sizin o Sèvres Anlaşması, o ilk anlaşmanın yerine gelip de bu özgür Kurtuluş Savaşı'nın neticesinde siz toprakların büyük bir kısmını geri alabildiniz. Yani bu kayıp nedeniyle Macaristan'da Atatürk'e saygı çok büyüktür. Budapest'te de Atatürk gezi yolu da var, heykeli de var. Ayrıca ortaklaşa savaş Deniz Galicia cephesinde yaralanların bir kısmını daha yakın diye Budapest'e getirdiler. O yaralanların bir kısmı sağ olduktan sonra yurduna dönebiliyordu. Ama tabii bir kısmı orada ölmüştü. Onun için Budapest'in en büyük mezarlığında özel bir Türk parseli var. Ve orada Galicia şehitleri yatıyor. Hatta sanırım yarın onun sizin şehitleriniz günü. Yani her gün işte Türkiye'nin büyük elçisi, asker ateşesi, birkaç heyet, birkaç kişiyle biz de Macar Türk Dostluk Derneği olarak bazen biz de gidiyoruz, çelengimizi oraya koyuyoruz. Sayın Hocam çok teşekkür ederiz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yani size yordum, çok konuştum. Estağfurullah hocam. Keyifle dinledik hocam. Canlı bir tarihe şahit olduk ve Macar okurların Türk edebiyatıyla tanışmasını sağlayan adli bir şahsiyetle tanışmanın onur ve gurur içerisindeyiz. Bu fırsatı bizlere sunan Sayın Dekanımıza, kıymetli hocalarımıza, Fen Edebiyat Fakültesi'ne ve kıymetli öğrencilerine bizleri sabırla dinlediği için teşekkür ederiz. Hocamıza soru sormak isteyenler varsa soru sorabilirler. Hocamızın anlatmadığı kısımlarda bu yani kitabında mevcut. Okuyabilirsiniz arkadaşlar. Sorusu olan varsa alalım. Benim adım Cazılan, Kazakistan'ın bu Macar dili ile ve Kazak dili ikisi de Türk dilidir. Bunların arasında özellikleri ve farkları var mı? Yani tabii bu dil akrabalığı çok zor bir şey. Demin de söylediğim gibi iki büyük dil ailesi var. Ural dil ailesi ve Altay dil ailesi. Şimdi sizin Kazakçanız bu Altay dillerine bağlıdır. Bizim Macarlarımız da Ural dillerinde. Fakat bunların geçmişinde bir ortak dil olabilirdi. Fakat şöyle düşün, biz şimdi
kaç yıldır yazıya sahibiz. Yani Türkçenin en eski dil anıtları Orkun yazıtları değil mi? O bin ne kadar? 1400 1300 yıllık. Macarcanın ilk kaleme aldığı dönem bundan da daha yeni. Oysa şimdi tarihçiler çeşitli, bunun içine giremiyorum şimdi, çeşitli karakterlere, çeşitli unsurlara dayanarak bunların zaman dilimlerini ayırıyorlar. Yani mesela derler ki biz Macarlar Uygurlardan 3000 önce ayrılmışız. Yani arkamızda öyle eski dönemler var ki hiç yazı yok. Yani teoriler sunabiliriz. Yani mesela siz alma diyorsunuz herhalde. Biz de alma diyoruz. Fakat bu alma ola ki 3000 önce Macar diline girdi. Yani yazılı belge yok. Teoriyi kurabiliyoruz. Şimdi bugüne kadar yani somut olarak benzerlik varsa o Sırp veya ayrı Kazakçayla değil bütün Türk dilleriyle ortak. Ve bunların da bir kısmını nasıl diyeyim yani bir yere bağlamak çok zordu. Fakat belki de kelimelerden daha kalıcı olan gramerdeki benzerlikler. Yani bütün Türkçe'de demin de değindim. Mesela eklemeler var, ses uyumu var. Bunlar başka dillerde pek olmayan, mesela Avrupa'da diğer halklar Indo-Avrupa dillerinde. Indo-Avrupa dillerinde böyle bir şey yok. Yani böyle eklemeyle kelime yapımı yoktur. Ama Kazakça'da da var, Türkiye Türkçesinde de var. Yani burada bir ayrım yapamıyorum ben. Teşekkür ederim. Yani bu çok zor bir şey. Herhalde doğru dürüst, yani kolayca anlatamıyorum. Bunu anlamak için bir tarihçisi olmak